Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TET Fizik kampımızın geldik 35. gününe. Bugün ne yapacağız? Video ders kitabımızdaki aydınlanma ve gölge ile ilgili 12 tane soruyu sizlere çözeceğim ve günün sonunda sizlere soru bankamızdan ödevlerinizi vereceğim. Ve bugünü de güzel bir şekilde bitirdikten sonra gözümüz kapalı bir şekilde düzlem aynalara dalacağız arkadaşlar. Şimdi video ders kitabımızda nerede başlıyor testimiz hemen bakalım. Sayfa kaçı açacağız dersimiz için? Sayfa 177 canlarım. 177. sayfayı açtıysanız defterinizi kaleminizi Çayınızı suyunuzu ayarladıysanız yüksek bir şekilde yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Birinci soruyla başlayalım. Karanlık bir ortamda noktasal K ışık kaynağı önüne beyaz bir perde şekildeki gibi dik olarak yerleştirilmiştir delmekte olup perde üzerinde oluşan ışık akısı fiidir. Perde ok yönünde döndürülerek 1 ve 2 konumlarına getirildiğinde ise perdede oluşan ışık akıları fi1 ve fi2'dir. Bunlar arasındaki ilişki nedir diyor? Şimdi ışık akısı kaynaktan gelen ışınları yakalama miktarımızla doğru orantılı bir büyüklüktür. Yani ne kadar çok ışık yakalıyorsan ışık akısı o kadar büyüktür. Şimdi başlangıçta dik pozisyonda olduğu için kaynaktan gelen bir sürü ışığı yakalıyor canlarım. Bizim perdemiz şu anda oldukça fazla ışığı yakalıyor diyebiliriz. Ancak perde biraz döndürüldüğünde, yani şu açıya getirildiğinde biz biraz daha döndürelim. Yani şöyle biraz abartalım ki daha da iyi bir şekilde hani olayı anlayabilelim diye yapıyorum bunu. Şimdi bir konumu diyelim böyle olsun. Biz bir konumuna getirdiğimizde artık buradan giden ışığı yakalayamıyoruz. Buradan giden ışığı yakalayamıyoruz. Bu alt taraflardan gidenleri de yakalayamıyoruz. Sadece orta bölgeye denk gelenleri yakalıyoruz. Yani yakaladığımız ışık sayısı azaldı. Dolayısıyla ışık akısı da azaldı. Yani en baştaki durumdaki ışık akısı daha büyüktü. Biraz döndürdüğümüzde ışık akısı azaldı. Biraz daha döndürüp yani iki konumuna getirdiğimizde zaten ışık akısı sıfır olacak. Çünkü bizim perdemiz yatay konuma getirildiğinde bunun içerisinden hiçbir ışın geçmez. Bakın yukarı doğru gidenler bunun içerisinden geçmiyor. Aşağıya doğru gidenler bunun içerisinden geçmiyor. Hatta şu şekilde gelenler dahi bunun içerisinden geçmiyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü içinden geçmesi gerekiyor. Yani anlatmak istediğimi perdemiz bu ya. Böyle içinden geçmesi gerekiyor. Yani bunun üstünden geçtiği zaman o içinden geçmiş olmuyor. İçinden geçmediği için çünkü bizim ışınlarımız böyle geliyor. Perdemiz de böyle olduğu için ışınlar hiç bunun içinden geçmiyor. Yani ışık akısı son durumda sıfır oluyor canlarım. E dolayısıyla ne olacak? Son durumdaki ışık akısı herkesten küçük. Yani sıralamamız ne olacak? A şıkkındaki gibi olacaktır canlar. Yarı çapı r olan bir kürenin merkezine ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağı şekildeki gibi konulmuştur. Bu durumda K yüzeyinde dikkat edersen toplam ışık akısı fi aydınlanma şiddeti ise E'dir diyor. Buna göre I ve teta sabit tutulup K yüzeyinin alanı arttırılırsa Fi ve E için ne söylenebilir diyor. Şimdi canlar öncelikle ışık akısı neydi? Kaynaktan gelen ışınları yakalama miktarımızla doğru orantılıydı. Şimdi ben burada K yüzeyini nasıl arttırabilirim? Yani daha büyük bir çember, daha büyük bir küre çizersem biraz daha farklı bir şey çizeyim şöyle daha düzgün olsun. Daha büyük bir küre çizersem K yüzeyi artmış olur. Yani K yüzeyi başlangıçta ne kadardı? Hemen onu belirteceğim şimdi. K yüzeyi diyelim bu kadarken Artık K yüzeyini ben ne yaptım? Şu kadar hale getirdim ve açıyı da değiştirmedim. Çünkü soru bana diyor ki açıyı değiştirme. Kaynağımızı da değiştirme diyor. Bunlarla oynama diyor. O zaman yakalanan ışık sayısı da değişmez. Çünkü K yüzeyi bu tarafa giden ışığı yakalayabiliyor muydu? Hayır. Bakın burası. Bu tarafa gideni de yakalayamıyordu. Bunları da yakalayamıyordu. Sadece nereyi yakalıyordu? Şu doğrultuda gelen ışınları yakalıyordu, değil mi? Başka da bir şey yakalamıyordu. Şimdi anlamanız için söylüyorum canlarım. Mesela Buradan gelen bir taneyi yakalıyordu. Buradan gelen bir taneyi yakalıyordu. Buradan gelen bir taneyi yakalıyordu. Yani 3 tane yakalıyordu diyelim. Önemi yok. Şimdi K yüzeyi büyütüldüğünde de 3 tane yakalayacak. Çünkü bu ışın devam edecek. Bu sefer bunu burada yakalayacak. Bu ışın devam edecek, burada yakalayacak. Bu ışın devam edecek ve burada yakalayacak. Yani yakaladığı ışık sayısı değişmeyecek. Çünkü bizim ortada bir ışık kaynağımız vardı. Biz bunun teta kadarlık açısından çıkan ışınları yakalayabiliyorduk. Yani yüzeyimiz şu kadar da olsa teta'dan gelen ışınları yakalayabiliyoruz. Yüzeyimiz biraz büyüttük ve şu kadar oldu ama biz yine teta açısından yararlandığımız için yani kaynağın aynı miktarda çıkardığı ışınları yakaladığımız için kesinlikle buradaki ışık akısı değişmeyecek canlarım. Bir kere bunu bilmemiz lazım. Yani ışık akısının değişmesi için kaynaktan daha fazla yararlanmam gerekiyordu. Yani buradaki teta'nın arttırılması gerekiyordu. Artmadığı için değişmez. Peki aydınlanma şiddeti neydi canlar? Aydınlanma şiddetinin iki tane formülü vardı. Bir tanesi I bölü D kare dediğimiz ya da I bölü R kare dediğimiz bir bağıntısı vardı. Bir de aydınlanma şiddeti birim yüzeydeki ışık akısına deniyordu. Yani E eşittir ışık akısını yüzeyin alanına bölmemiz gerekiyordu. Şimdi bizim burada ışık akımız değişmedi. Yani bu değişmedi. Bunun üstünü çizebilirim. Ama yüzey alanı arttı. Yani K'nın yüzey alanı önceden şu kadardı. Şu anda bu kadar oldu. E yüzey alanı artarsa ne olur? Aydınlanma şiddeti azalır tabii ki. Yani bu azalacak canlar sorumuzun cevabı ve eşik olacak. Bakın şöyle düşünebilirsiniz. Mesela sizin bir tane ışık kaynağınız var. Önceden diyelim bu kadar büyüklükteki bir odayı aydınlatıyordu. Ama şu anda bu kadar büyüklükteki bir odayı aydınlatıyor. Haliyle aydınlanma şiddeti azalacak. Yani artık bu kaynak oda büyüdüğü için yetersiz kalacak. Yani aydınlanma zayıflayacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacaktır. Karanlık bir ortamda noktasal X ve Y ışık kaynakları saydam olmayan engel ve beyaz perde kullanılarak şekildeki düzenek hazırlanmıştır diyor. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge desen için yargılarından hangileri doğrudur diyor. Şimdi engel bir yönünde çekilirse tam gölge alanı değişmez diyor. Öncelikle şu andaki tam gölgeyi ve yarı gölgeyi bulalım. Sonra engeli bir yönünde çektiğimizde ne olacak yorumunu yapalım. Şimdi x kaynağının ışık veremediği bölgeyi nasıl bulacağız? Engelin bir üst tarafına ışık atacağım. Bir de alt tarafına ışık atacağım. Ve bunları hemen bir elipse çevireceğim. Çünkü tam ortada olmadığı için kaynak yani oluşan gölge bir elipstir. Daha sonra y kaynağı için de aynı şekilde bir alt tarafa göndereceğim şu şekilde. Bir tane de üst tarafa göndereceğim ve hemen bunların da dairesini şöyle çizeceğim. Dolayısıyla canlar burada ikisinden de ışık alamayan bölgeye tam gölge diyoruz biz. Yani şurası tam gölge oluyor ikisinden de alamıyor. Ancak üst taraf birinden alıyor birinden alamıyor. Dikkat edersen x'ten gelen ışınlar üst tarafa ulaşabiliyor. Yani üst taraf X'ten ışık alıyor ama Y'den alamıyor. O yüzden yarı gölge. Alt tarafta Y'den ışık alıyor ama X'ten alamıyor. Dolayısıyla alt tarafında biz yarı gölge olduğunu biliyoruz. Şimdi soru bize diyor ki engel bir yönünde çekilirse diyor. Biz bu engeli buradan buraya getirdiğimizde ne olacak canlarım? Artık daha küçük şekiller oluşacak. Çünkü engel kaynaktan uzaklaştı. Bakın hatırlayın konu kısmında anlatmıştım. Mesela biz buradaysak eğer Çizdiğimiz ışınlar şu şekilde oluyor. Ama engeli biz uzağa alırsak, mesela engeli biz buraya alırsak çizdiğimiz ışınlar bu sefer böyle oluyor. Bakın dikkat ederseniz engel uzaklaştığında oluşturacağı desen yani oluşturacağı gölge ne oluyor? Küçülüyor. Ama engel yaklaşırsa oluşan gölge artıyor. E şimdi burada biz engeli uzaklaştırdık. Mesela örnek veriyorum. X kaynağından artık ben ne tarafa ışın çizeceğim? Bir tane üstüne çizeceğim buraya gelecek. Bir tane altına çizeceğim ve o da buraya gelecek. Yani artık x'in oluşturduğu daire şöyle daha küçük bir elips olacak. E haliyle y'ninkisi değişmese bile x'inkisi değiştiği için x'in elipsi daha küçük bir elips olduğu için artık şuralar olmayacak. Bakın boyuyorum bak artık buralar yok. Buralar yok. Yani sadece şurası var artık. Kısacası tam gölgenin alanı gördüğünüz gibi azaldı. Ama burada ne diyordu? değişmez diyordu. Yani bu yanlış. X ışık kaynağı bir yönünde çekilirse tam gölge alanı artar diyor. Şimdi hemen bunu siliyorum. Bu sefer de X ışık kaynağını bir yönünde çekiyorum. Yani yaklaştırıyorum. Eğer ben X'i buraya doğru yaklaştırırsam, bak bir yönünde yaklaştırırsam, bu sefer X'ten çizilen çizgiler iyice büyüyecek canlar. Nasıl bir şey olacak? Mesela bir tanesi üst tarafa çizilecek böyle, bir tanesi alt tarafa çizilecek ve böyle. Yani inanılmaz bir büyük böyle yani çizemiyorum ama hani kocaman bir tane elips çizeceksiniz. E elipsiniz büyüdüğü zaman ne olacak canlarım? Haliyle artık bu kenarlarda da böyle kesişen yerler olmuş olacak. Yani sonuçta büyüyor. E büyüdüğü zaman da tam gölgenin alanı artacak. Daha büyük bir şekil çiziyorsunuz. Yani üstteki değişmese bile alttaki artık yani nasıl diyeyim? Önceden alttaki diyelim bu kadardı ama şimdi alttaki böyle devasal bir şey olduğu için Artık böyle kenarlarda da biraz daha e, ekstradan tam gölge oluşur. Yani tam gölgenin alanı artar bu doğru. Y ışık kaynağı iki yönünde çekilirse tam gölge, yarı gölge alanı değişmez diyor. Y ışık kaynağını iki yönünde çektiğin zaman ne olur? Hemen şunu siliyorum size onu daha iyi gösterebilmek için. Y'yi uzaklaştırıyorsun. Yani kaynağı uzaklaştırdığın zaman kaynaktan çizilenin bir tanesi yine buraya isabet edecek ama bir tanesi şuraya isabet edecek. Yani siz bu sefer daha küçük bir yani şu şekilde daha küçük bir elips çizeceksiniz. E küçük çizdiğinizde de yarı gölge şurası değil miydi? Yarı gölge azalacak. Yani burada değişmez diyor. Böyle bir şey olur mu? Yani şekil değişiyor bir kere. Şekil değiştiği için de burada yarı gölge alanı tabii ki de değişir. Yorucu bir iş gününün ardından her gece cam kenarında oturarak masa lambası yardımıyla kitap okuyan Altu ya da ders çalışan benim canım öğrencim de olabilir tabii ki ya da ben de olabilirim bu. Çünkü ben de geç saatlere kadar çalışıyorum. Kitaptaki yazıları net göremediğini fark etmektedir. Evet buna göre işlemlerinden hangilerini yaparsa kitabın daha rahat bir biçimde okuyabilir. Şimdi kitaptaki aydınlanma yetersiz olduğu için kitabı net göremiyor. Yani aydınlanmayı arttırmamız lazım. Bir şekilde aydınlanma şiddetinin formülü neydi? Işık akısı bölü alandı ya da aydınlanma şiddetinin formülü ışık şiddeti bölü d kareydi yani ı bölü d kareydi. Bir de eğer bir açı varsa biz bunu kosinüs detayla da çarpıyorduk hatırlarsanız. Şimdi diyor ki masa lambasının ampul gücünü arttıralım diyor. Yani ışık şiddetini arttıralım diyor. E ışık şiddetini arttırırsan tabii ki aydınlanma şiddeti artar. Dolayısıyla da artık kitabını rahat bir şekilde okuyabilir. Yani bu olur. Lambadan gelen ışığın yüzeye daha dik gelmesini sağlayalım diyor. Yani şu anda yüzeye gelen ışık buysa ve masaya çizeceğimiz normal biliyorsunuz önemli. Normalde buysa biz bu açıya teta diyoruz canlarım. Ve kosinüs öyle bir sayıdır ki açısı büyüdükçe kendisi küçülür. Yani değeri küçülür. Açısı küçüldükçe de değeri büyür. Şimdi ışığı yüzeye daha dik göndermek ne demek biliyor musun? Artık bu ışığı buradan değil, buradan getirmek demek. Yani şuradaki teta ne oldu? Biraz küçüldü. Yani önceden teta bu kadardı örnek veriyorum. Şu anda teta sadece şu kadar oldu. Teta küçüldü. Teta küçülürse kosinüs fonksiyonunda açı küçüldükçe değer büyür. Yani buranın değeri büyümüş oluyor. E buranın değeri büyürse de tabii ki de E artar. Yani ışık kaynağı daha dik bir şekilde gelirse tabii ki de aydınlanma artacaktır. Dolayısıyla biz de kitabı daha rahat okuruz. Yani bu da olacak. Lambayı kitabına biraz daha yaklaştırmak, yani mesafeyi azaltalım diyor. E o da olur. Çünkü mesafe azalırsa zaten aydınlanma şiddeti artar. Yani üçü de olacak cevabımız E şıkkı oldu. Şimdi bir perdenin K noktasına I şiddetindeki noktasal ışık kaynağı şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Tamam. K noktasına yerleştirdik. Işık kaynağı merkezi X olacak biçimde dairesel bir yörünge çizerek K'dan L'ye götürürse X noktasındaki aydınlanma şiddeti nasıl değişir? Şimdi bakın canlar kaynağımız burada aydınlanmasını istediğimiz nokta ise burada. Şimdi aradaki mesafeye diyelim biz ne dedik? Mesela R dedik. Burası da R diyelim. Şimdi başlangıçta yüzeyin normali neresi? Hani yüzeye indirilen dikme diyoruz ya. İşte yüzeyin normali bu. Çünkü bizim yüzeyimiz yatay düzlem. Yani yüzey diye bahsettiğimiz yer tam olarak şurası canlar. E biz buraya bir dikme indirdiğimizde bunun adı normal oluyordu normal ile gelen ışın arasındaki açıya bakacaktık. E gelen ışın nereden geliyor? Gelen ışın buradan geliyor. Yani gelen ışın ile normal arasındaki açı şu anda 90 derece. E o zaman aydınlanma şiddetini nasıl bulacağız? I bölü d kare çarpı kosinüs 90 diyeceğiz. Çünkü teta 90 şu an. Peki kosinüs 90'ın değeri nedir canlarım? Kosinüs 90'ın değeri 0'dır. E dolayısıyla biz buraya 0'ı çaktığımızda sonuç direkt 0 olacak. Yani şu anda x noktasında bir aydınlanmadan bahsedemeyiz. Ancak bizim ışık kaynağımız buraya doğru geldiğinde buradaki teta artık ne oluyor? Daha küçük bir aç oluyor. Teta küçülüyor. Şimdi az önce de söylemiştim. I bölü d kare çarpı kosinüs teta bağıntısında teta'nın küçülmesi kosinüs fonksiyonunda değerin büyümesi anlamına geliyor. Değer büyüdüğünde de e tabii ki ne olmuş oluyor o zaman? Aydınlanma şiddeti artıyor. Yani ışık kaynağı yüzeye ne kadar dik ışın gönderirse oradaki aydınlanma o kadar artar. Yani biz L noktasına geldiğimizde aydınlanma maksimum olur. Çünkü L noktasına gelince zaten direkt dik olarak ışığı gönderiyoruz. E dolayısıyla K'dan L'ye doğru giderken aydınlanma şiddeti giderek artacaktır. Yani ne kadar dik o kadar aydınlanma şiddeti yüksek. Güneş, ay ve dünyanın konumları şekildeki gibi olduğunda Dünya üzerindeki KLM noktalarının hangilerinden bakıldığında tam güneş tutulması gözlenir diyor. Şimdi tam güneş tutulmasının gözlenmesi için güneşten hiçbir ışık alamaman gerekiyor. E şimdi buradaki ışınları takip ettiğimizde güneşin üst tarafından gönderilen ışınlar ve alt tarafından gönderilen ışınlar buraya geliyor. Yani K bölgesi tamamen tam gölge alanında kalıyor. Hiçbir şekilde yani güneşin şu noktasından gelen ışık da engele takılıyor K'ya ulaşamıyor şu noktasından gelen bu noktasından gelen yani gördüğün gibi hiçbir ışık alamayan K bölgesi tam güneş tutulmasının yaşandığı bölgedir. Peki L ve M aslında L ve M'de bazı ışıkları alamıyor. O yüzden oralarda yarı gölge oluyor. Mesela hangi ışığı alamıyor? Örnek veriyorum. Şimdi şuradan gelen ışığı L'ye ulaştıramazsın. Çünkü bak burada ay araya giriyor ulaşmıyor. Mesela şuradan gelen ışık L'ye ulaşamıyor. Şuradan gelen ulaşamıyor. Şuradan gelen ulaşamıyor. Şuradan gelen ulaşamıyor. Ama şuradan gelenler artık ulaşmaya başlıyor. Yani ışık kaynağının bir miktarından ışık alabiliyor ama bir miktarından ışık alamıyor. O yüzden L bölgesine biz yarı gölge, M bölgesine de yarı gölge diyoruz ama A noktası şey, K noktası güneş tutulmasının tam yaşandığı noktadır. Işık şiddeti olan K ışık kaynağından X Z noktaları çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddetleri EX EY EZ'dir. Buna göre bunlar arasında ilişki nedir? Şimdi yapacağınız ilk hatayı sizlere söylüyorum. Hemen buradan Z ve Y sizlere göz kırpacak ve siz diyeceksiniz ki ya Z ve Y'nin aydınlanmaları eşittir diyeceksiniz. Çünkü sanki böyle birbirinin simetriği gibi falan duruyor ama öyle değil. Şimdi aydınlanma şiddetinde bizim mantımız neydi? I bölü d kare çarpı kosinüs teta. Ve buradaki açı normal ile normal yazıyordum neredeyse. Saat biraz gecenin bir yaklaşık 1'e geldi. O yüzden olabilir. Normal ile ışın arasındaki açıya biz teta diyoruz. Şimdi bizim yüzeyimiz şurası değil mi? Z noktasına gönderirken yüzeyimiz burası. Peki bu yüzeye bir dikme indir dediğimde o dikmeyi sen şu şekilde çekmiyor musun? E çekiyorsun. Bak bu açı işte teta dediğin açı bu açıdır. Peki y yüzeyi neresi? E y yüzeyi de burası. Dolayısıyla y yüzeyinin normali neresi? E dikme yapman lazım. Al sana dik yaptık. Yani burası dik oldu. Demek ki bu normal. Normal ile Gönderilen ışık arasındaki açıya bak, bak daha küçük gördün mü? Açıları aynı değil. Yani uzunlukları aynı. Mesela buranın uzunluğuna işte d dersen, buranın uzunluğuna da d dersin, tamam? D'leri aynı. Bunlar aynı, bunlar da aynı. Kaynak da aynı çünkü aynı kaynaktan ışın alıyorlar, tamam? Ama açıları aynı değil. Kosinüs açı küçükse değer büyük demiştim hatırlarsanız. Hangisinin açısı küçük? E görüyorsun, bariz bir şekilde görünüyor. Y'nin açısı daha küçük. Dolayısıyla Y'nin açısı küçük olduğu için Z'nin açısından bundan dolayı Y'deki aydınlanma şiddeti daha büyük olacak Z'deki aydınlanma şiddetinden. Ne demiştim? Açık küçüldükçe kosinüs fonksiyonunun değeri büyür demiştim. E bu büyürse e arkadaşım bu da büyür. E dolayısıyla e büyür. X'e gelince X'i hiç sorma zaten. Neden? Çünkü bu adam zaten ışığı dik alıyor. Işığı dik alması da yetmiyor. Bunun mesafesi de diğerlerinden daha kısa. Yani x'in aydınlanmasını bulurken i bölü dx'in karesi diyeceğiz çarpı kosinüs teta demeye bile gerek yok çünkü zaten dik. Dolayısıyla bakın bu mesafe buradaki d'lerden daha küçük değil mi? Yani şurası dx bir dik kenar ama burası bir hipotenüs. Yani 90'ı gören hipotenüs hepsinden uzundur. Yani dx'den daha uzundur. Yani dx d'lerden daha küçük. E bu küçük olunca zaten aydınlanma büyük oluyor. Bir de buradaki açısı 0. E kosinüs 0 ne demek zaten? Kosinüs 0 demek 1 demek. Yani burası da maksimum değerine ulaşmış oluyor. Yani hem buradan avantajı var hem buradan avantajı var. O yüzden X'teki aydınlanma bir kere herkesten büyük zaten. Hani bunun tartışması bile yok. XYZ sorumuzun cevabı aşık oldu canlarım. Şimdi geldik 8. soruya. Soru okunmuyor olabilir. Hemen soruyu bir tane küçülteyim şöyle. Herkes okuyabilsin. Mutfak tezgahı üzerinde durmakta olan K ve L tabaklarından K tabağının yüzey alanı L'nin iki katı ve mutfak tezgahı şeklindeki gibi tavan lambasıyla ışık alıyormuş. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur diyor. K ve L tabaklarının orta noktalarındaki aydınlanma şiddetleri birbirine eşittir diyor. Şimdi canlar dikkat ederseniz şu mesafe ve şu mesafe birbirine eşittir. Neden? Çünkü buradaki açılar aynı. Tabi burada biraz ufak bir özelleştiri de yapayım kendime. Ben buranın dik olduğunu vermemişim, siz bunu ekleyin. Yani buranın dik olduğunu bilmemiz gerekiyor. Haliyle geometriden de bilirsiniz, eğer şöyle aç ortay varsa, burada aç ortay varsa ve burası da birbirine dikse, haliyle şu uzunlukların birbirine eşit olduğunu ve hatta ve hatta buradaki açıların bile birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü ikiz kenar üçgen oluyor bu. Şimdi bu k tabağı ışığı bu mavi çizgiden alıyor. Ve normalle yaptığı açı nedir? Normal dediğim K tabağına indirdiğim dikmedir. Yani şu dikmedir. E normalle bakın burada bir Z kuralı yok mu? Var. Bu Z kuralına göre bu alfa buraya gelir mi? Gelir. O zaman K tabağındaki aydınlanma için I bölü D kare diyeceğim çarpı kosinüs alfa diyeceğim. Yani bu açı alfa diyoruz. Şimdi L tabağı içinde zaten aynı mesafe. Yani sen buraya D dediysem buraya da D diyeceksin. E şimdi L tabağına da bir normal indirdiğinde Burada da bir Z kuralı var bak. Şu sileceğim sonra tekrar bak. Gördün mü Z kuralını? Z kuralını gördüğün anda diyeceksin ki burası alfa ise burası da alfa. Yani normalle yapılan açı aynı. Haliyle I bölü D kare diyeceğim aynı şekilde. Çarpı kosinüs alfa diyeceğim. Yani K ve L noktalarındaki aydınlanma şiddetleri gerçekten de birbirine eşit mi? Evet eşit. K ve L tabaklarının yüzeylerindeki ışık akıları birbirine eşittir diyor. Şimdi ışık akısı ne kadar ışık yakaladığınla ilgili değil miydi? Evet. E soru da sana K tabağının yüzey alanının daha büyük olduğunu söyledi. Yani K tabağı daha fazla ışık alır. Bu gayet net. Çünkü adamın alanı fazla. Yani buradan gelen ışığı da yakalıyor. Buradan geleni de yakalıyor. Bunları da yakalıyor. Alanı fazla olduğu için. Ama L tabağı daha küçük. Sadece şöyle küçük bir miktardaki ışığı yakalıyor. L'nin yakaladığı ışık daha az olduğu için L'nin ışık akısı K'dan daha küçüktür. Zaten burada da birbirine eşittir demiş. Yani bu yanlış birbirine eşit değildir. Peki K tabağı üzerindeki ışık akısı L'den büyüktür. İşte şimdi oldu diyorum. Dolayısıyla 1 ve 3 sorumuzun cevabı E şıkkı çalar. Şimdi I, 2 ve 3 ışık şiddetindeki noktasal ışık kaynakları yarım kürelerin merkezine yerleştirilmiştir. X, Y, ye Z noktalarındaki aydınlanma şiddetleri bana soruluyor. Bakın dikkat ederseniz bu sefer kaynakları merkeze yerleştirmiş canlar. Bu bir bu çok önemli. Yani kaynakları merkeze yerleştirdiğinde kaynaktan o noktaya çizilen çizgi mutlaka diktir. Mesela kaynaktan çemberin herhangi bir yerine çizdiğinde kaynak tam merkezde olduğu için onlar kesinlikle diktir. E şimdi bu uzunluk zaten çemberin yarı çapı yani R. Dolayısıyla x noktasındaki aydınlanmayı 2I bölü ne diyeceğiz? R kare diyeceğiz. Açı falan yok çünkü dik. Y noktasındaki aydınlanmayı bakıyorum kaynak I kadar bölü R kare diyeceğiz. Z noktasındaki aydınlanmaya geldiğimde ise ne yapacağım? Bu arada bunu böyle küçük çözmeme gerek yokmuş. Pardon, özür diliyorum. Şimdi Z noktasındaki aydınlanmaya gelince de 3 I bölü diyeceğiz ve R kare diyeceğiz. Haliyle I bölü R kareler hep aynı olduğu için bunları eliyorum. Bu 3 en babası Z oldu sonra x sonra y. Z x y sorumuzun doğru cevabı e şıkkı oldu. Yine burası aşırı derecede ısındı. Yani valla bir yandan ters iliyorum, Bir yandan soru çözüyorum ya. Nasıl bir hal aldı. Artık kış gelsin istiyorum. Ya kış oluyor yaz istiyorum. Yaz oluyor kış istiyorum. Gerçekten hani insanoğlunu mutlu etmek çok zor derler ya. Çok doğru ya. Valla bir türlü mutlu olmuyoruz ama. Her şeyin de fazlası çekilmiyor be kardeşim. Yani ne sıcağın ne soğuğun fazlası çekilmiyor. Şimdi çok güzel bir soruyla devam ediyoruz. Değişik böyle e, öğrencilerimizin hata yapma ihtimali olan bir soru. Diyor ki noktasal ışık kaynağı, r yarıçaplı küresel engel ve perde şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Işık kaynağının kürenin merkezine bağlayan doğru perdeyi dik kesmekte ve perde üzerinde dairesel bir gölge oluşmaktadır diyor. Çünkü tam ortaya koyduğun için şu anda tabii ki de dairesel bir gölge oluşur. Bu düzenekle ilgili. Ayrı ayrı aşağıdaki iki işlemler yapılmaktadır. Şimdi A işlemi neymiş? Işık kaynağı artı Y yönünde perdeye paralel hareket ettiriliyor. Yani yukarı doğru hareket ettiriliyor. B işlemi neymiş? Küresel engel, kalınlığı önemsiz R yarıçaplı dairesel engelle yer değiştiriliyor. Yani aynı yarıçaplı bir küre değil de aynı yarıçaplı bir daireyle yer değiştiriyor. Mesela bir bozuk para olarak düşünün. Yani iki boyutlu bir şeyle yer değiştiriliyor. Dairesel engel perdeye paralel ve merkezi küre merkezinin yerinde olacak şekilde yerleştiriliyor. Yani tamamen diyor bu küreyi alalım diyor. Yerine aynı yarıçapta ve aynı yere bir tane diyor daire levha koyalım diyor. Yani böyle küre olmasın, 3 boyutlu olmasın. iki boyutlu ince bir şey koyalım diyor. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur diye bize soruyor. Yalnız A işlemi yapılırsa gölge şekli değişmez diyor. Şimdi canlarım bu kaynağı yukarıya doğru kaydırdığınızda acaba gölge şekli değişir mi, değişmez mi? Değişir. Çünkü engelimiz küresel olduğu için biz kaynağı buraya götürdüğümüz anda artık artık daire değil de elipse döner. Bir kere bu şekil kafadan değişir yani. Çünkü bu sefer buradan bir ışık göndereceksin abi. O buraya gelecek. İşte şuradan bir ışık göndereceksin. Bak. Dikkat ediyor musun bak? Bir şeye dikkat et. Işığı gönderdiğinde ışık kürenin en altına gelebiliyor mu? Bak en altına gelebiliyor mu? Yani elimle göstereceğim neredeyse ekranı da. Bak nereden değiyor bak. Sol alt, sol alt kısmından değiyor bak. En alta değmiyor görüyor musun? Bak şöyle yapayım. E dolayısıyla en alta değmediği için zaten artık daire olma şansı kalmadı. Önceden nereye değiyordu? Bir şu noktaya değiyordu, bir şu noktaya değiyordu ve bir daire oluşuyordu. Ama şu anda Yukarıda kürenin arka tarafına doğru bir yere değiyor ama alt tarafta da kürenin ön tarafına doğru bir yere değiyor. Yani bu sefer oluşan şekil nedir canlar? Daire değildir, bir elips'tir. E dolayısıyla da nasıl şekli değişmez diyorsun? Öyle bir şey var mı artist? O zaman bu yanlış. A ve B işlemi birlikte yapılırsa gölge şekli değişmez diyor. A ve B işlemi neydi? Yani hem diyor kaynağı yukarı al ama diyor kürenin yerine de diyor bir tane diyor daire getir diyor. Yani 3 boyutlu olmasın diyor. Evet canlar daire getirirseniz bu iş olur. Çünkü daire 2 boyutlu olduğu için yani nereden gelirse gelsin buraya bir tane şöyle kalın bir çizgi çizelim. Şimdi daire aslında şöyledir canlar. Yani nasıl diyeyim size? Arkaya doğru devam ediyor daire. Bir de öne doğru geliyor. Sonuçta kaynağın önünde sınırları belli olan 2 boyutlu bir şey var. Yani anlatmak istediğim aslında şu. Bak biraz daha detaylandırmaya çalışacağım. Şimdi eğer sen daireye ışın gönderirsen tamam mı? Daire 3 boyutlu olmadığı için sen şimdi şu noktada olduğunda da bir en üstüne bir en altına gönderiyorsun. Yani kısacası şu noktalara ışığı gönderiyorsun. Senin ışık kaynağın biraz yukarı gidip şuraya geldiğinde de sen yine aslında bir şu noktaya gönderiyorsun, bir şu noktaya gönderiyorsun. Yani 3 boyutlu olmadığı için engellemiyor seni. Anlatabiliyor muyum? Yani seni engelleyemiyor ama üç boyutlu olursa seni engelliyor bak. Şimdi burada kocaman bir küre olduğunu düşün. Şimdi küreye sen şuradan mesela ışık gönderdiğinde dikkat et bak kürenin en üstüne falan gitme şansın yok. Dikkat et bak. Kürenin direkt şu yanağından çarpmaya başlıyorsun küreye. Yani biraz e, abarttım iyi anlatayım anlatmaya çalıştığım için Bak şuradan değmeye başlıyorsun gördün mü? Bir de alttan gönderdiğinde de şuradan değmeye başlıyorsun. Ama bu küre değil de daire olsaydı şuradan değecektin. Yani daire olduğunda farkı bu işte. Daire olduğunda senin önünde böyle bir bomble yok. Yani hani bir futbol topunu düşünün. Öne doğru böyle bir şişkinliği yok mu? Yana doğru şişkinliği yok mu? Dolayısıyla yani küresel cisimlerde Kaynağın yerini değiştirdiğinde oluşan şekil direkt değişiyor. Çünkü kaynağın sana engel olan noktaları var. Dolayısıyla eğer burada bir dairesel levha olsaydı şöyle olacaktı. Dolayısıyla sen ışınlarını nereye gönderecektin o zaman? Direkt bunun en üst tarafına ve direkt bunun en alt tarafına gönderecektin. Anlatmak istediğim fark bu. Yani burada da olsa daire bak şimdi sana geometriden böyle var ya zehir gibi bir ispat yapacağım bak. Al sana daire şu anda daire var bak küre yok. Tamam daire var burada. Yani yarı çapı R olan bir daire var. Şimdi kaynağı ben buraya götürdüğümde bu sefer de ışığı nasıl çizeceğim? Bir tanesini buradan çizeceğim şöyle. Bir tanesini de canların buraya çizeceğim tamam mı? Bak şimdi buradaki uzunluklar birbirine eşittir biliyor musun? Şuraları sileyim de daha rahat anlatayım bak. Şuradaki uzunlukla hani başlangıçta iki mavi arasındaki şu uzunlukla şu anda iki turuncu arasındaki şu uzunluk birbirine eşittir. Peki neden eşittir? Aslında benzerlikten bunu ben sana ispatlayabilirim. Şimdi sonuçta burası R kadarsa burası da R kadarsa şunun boyu 2R değil mi? 2R. Peki şuranın uzunluğunu şuranın uzunluğuna eşit olduğunu düşünelim. Yani orası tam ortası olsun. Perde ile kaynağın tam ortasına yerleştirilmiş olsun bu küre. Tamam mı? Dolayısıyla bu D'nin 2D'ye oranı, hani burası 1D, burası da 1D ya. 1D'nin 2D'ye oranı 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2. O zaman bura 2R ise bura ne olacaktır? Şu e, sarı çizginin uzunluğu 4R olacaktır. Dolayısıyla oluşan dairenin 4R'lik bir çapı var. Yarı çapı değil, 4R'lik bir çapı var. Peki şimdi de hiç kaynağı yerinden oynatmadığımı düşüneyim. E yine ne oluyor? Bak şu mesafe şuraya eşit değil mi? Eşit. E dolayısıyla yine sen 1'e 2 oranı yapıyorsun ve burası 2R burası yine 4R oluyor. Yani benzerlikten bunun ispatı yapılıyor. Bu sarı çizgilerin uzunlukları kesinlikle birbirine eşittir. Dolayısıyla da eğer sen burayı bir küre değil de iki boyutlu bir daire levha getirirsen daire levhanın her zaman ışın bir üst tarafına bir alt tarafına gönderileceği için yani burada da olsa ışık aynı noktalara gönderildiği için ışık yukarıda da olsa yine aynı noktalardan çizim yapıldığı için yani şöyle dolayısıyla canlar değişmiyor. Yani küre gibi değil. Küre 3 boyutlu olduğu için küreye yaklaşamıyorsun. Kürenin zaten zaten tepesine ışın gönderemiyorsun. Tepesinden öncesini engelliyorlar. Şuralardan ışın gönderebiliyorsun küreye. Bundan dolayı da etkiliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Yani daire olursa yukarıda çeksen kaynağı aşağıda çeksen önemi yok. Ama yaklaştırırsan tabii ki gölge büyür. Kaynağı tutup da küreye doğru götürürsen yani daire levhaya doğru götürürsen gölge büyür zaten ona bir şey demiyorum. Üçüncü yargıya baktığımızda yalnız B işlemi yapılırsa gölge alanı değişmez diyor. B işlemi neydi? Küreyi çıkartalım yerine bir levha koyalım diyordu. Gölge alanı değişmez mi? Değişir. Çünkü küre olduğunda bizim ışık kaynağımızdan gönderdiğimiz ışınlar Şuralardan itibaren küreye değdiği için bu kırmızı çizgilerden oluşan bir gölge oluşuyordu. Ancak biz buraya aynı yarıçaplı bir daire levha koyduğumuzda onun böyle bombleleri yani böyle tombulluk çıkıntıları olmadığı için onun direkt böyle en üst noktası ve en alt noktasını kullanabiliyoruz. O zaman da mavi çizgileri çiziyoruz. Yani birinde kırmızı çizgiler gölge desenini veriyor. Birinde mavi çizgiler gölge desenini veriyor. Yani ikisi birbirinden farklı. Değişmez dediği için bu yanlış. Sorumuzun cevabı yalnız 2 A şıkkı anlatması çok zor bir soruydu. Karanlık bir ortamda paralel ışık demetiyle aydınlatılan perdenin önünde ipe bağlanan cisim o merkezli yörüngede çembersel hareket yapmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Buradaki paralel ışık kaynağına lütfen dikkat et. Çünkü noktasal ışık kaynaklarının soruları bambaşka çözülür. Paralel ışık kaynağının soruları bambaşka çözülür. Ne demek istiyorum? Şimdi eğer senin burada noktasal bir ışık kaynağın olsaydı, diyelim bunun önüne sen şuraya bir engel koyduğunda nasıl çiziyorsun gölgeyi? Bunun bir üst tarafına ışık atıyorsun, bir tane de alt tarafına ışık atıyorsun ve şu kırmızı çizgiler arasına bir gölge çiziyorsun, değil mi? Eğer bu engel biraz uzakta olsaydı, yani şurada olsaydı, o zaman ne yapıyorsun? O zaman tutuyorsun üst tarafına böyle gönderiyorsun alt tarafına da böyle gönderiyorsun ve artık şu mavilerle oluşan bir gölge çiziyorsun. Yani noktasal ışık kaynağına uzaklaşırsan gölgenin alanı küçülüyor. Yaklaşırsan yani şuradaki gibi daha yakında olursan o zaman da gölgenin alanı ne oluyor? Büyüyor. Ama bu noktasal ışık kaynağı için geçerli. Paralel ışık kaynağında böyle bir dünya yok. Çünkü paralel ışık kaynağında senin diyelim engelin bu Şimdi bu engel biraz uzakta da olsa aynı büyüklükte bir engel olacağı için değil mi? Aynı büyüklükte engel olacağı için perde üzerindeki gölgesi de değişmez. Çünkü paralel ışık kaynaklarında mesela buradan gelen ışık engele çarpmıyor. Buradan gelen çarpmıyor. Ama buradan gelen engele çarpıyor değil mi? Buradan gelen de engele çarpıyor. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir gölge oluşuyor. Bak ne oldu? Cisim kaynak buradaydı mesela. Buradan bir ışık üreten bir kaynağımız vardı. E cisim kaynağa yakınken mesela bir konumundayken de aynı gölge oluştu. İki konumundayken de aynı gölge oluştu. Yani paralel ışık kaynağına yakın olmanla uzak olman bir şeyi değiştirmiyor gördüğün gibi. Ama noktasal ışık kaynağına yakın olmak ya da uzak olmak her şeyi değiştiriyor. Şimdi cismin perdedeki gölgesinin alanı sabittir diyor. Evet. Paralel ışık kaynağı önünde bizim cismimiz birazdan buraya gelecek. Biraz sonra aşağı gelecek, buraya gelecek. Biraz sonra tekrar buraya çıkacak değil mi? Sonuçta cismin yarıçapı hep aynı. Dolayısıyla gölge alanı da hep aynıdır. Yani şuradan gelen ışın cismin üst tarafına çarpacak. Şuradan gelen ışın da cismin alt tarafına çarpacak ve şurada bir tam gölge oluşacak. Bu kadar alanı var. E biraz sonra ne olacak? Biraz sonra da aynı şey olacak. Yani şuradan üst tarafına gelen ışın buraya düşecek. Alt tarafına gelen ışın da buraya düşecek. Ve kürenin yarı çapı aynı olduğu için buraya çizeceğimiz gölge yine birebir aynısıdır. Yani yukarıdaki gölgenin alanı neyse aynısıdır. Dolayısıyla gölge alanı sabittir. Bu doğru. Peki 2'ye gelelim. Cismin gölgesi doğru boyunca hareket eder diyor. Bakın canlar bu da doğru. Çünkü cisim buradayken gölgesi burada. Yani bir numara diyelim. Sonra cisim buraya geldiğinde gölgesi 2'ye geldi. Cisim buraya geldiğinde e gölge nereye gidecek? Yine cismin bir üst tarafına atacağız ışın. Bir de alt tarafını atacağız şöyle. Ve gölgeyi bu sefer de buraya çizeceğiz. Yani gölge şu anda nereye doğru gitti? Aşağı doğru hareket etti. Yani önce şu tarafa doğru hareket etti. Sonra cisim buraya gelecek. E buraya gelince gölgesi nerede olacak? E bu sefer de gölgesi burada olacak. Yani gölge tekrar yukarı doğru çıkmaya başladı. Cisim buraya geldiğinde e gölgesi bu sefer buraya gelecek. Bu sefer de gölge ne yaptı? Aşağıdan yukarıya doğru gitti. Yani bu cismin gölgesi bir doğru boyunca yani y ekseni boyunca bir aşağı iner bir yukarı gider. Yani bu da doğru oldu. Cismin gölgesi tam gölgedir. E bu da doğru. Çünkü paralel ışık kaynağında yukarıdan gelen şu ışığın alttaki gölgeye hiçbir faydası yok. Yani bu ışık burayı aydınlatıyor. Veya daha altından gönderilen şu ışık şurayı aydınlatıyor. Yani bu ışığın şuradaki gölgeye hiçbir faydası yok. Dolayısıyla paralel ışık kaynağının içerisindeysen senin üzerine gelen ışınlar arkaya geçemiyorsa başka ışınların oraya hiçbir faydası yok. Hani başka ışınlar oraya doğru gelmez. Çünkü başka ışınlar düz gidiyor ve başka yerlere çarpıyor. Yani gölgenin olduğu yere çarpmıyor. O yüzden gölgenin olduğu yer tam gölgedir. Yani bu da doğru. Sorumuzun cevabı da E şıkkı oldu. Ve geldik bu videonun son sorusuna. KLM el fenerleri sırasıyla kırmızı, mavi ve kırmızı ışık yaymaktadır. Kırmızı ışığı oluşturan tek bir fotonun enerjisi Mavi ışığı oluşturan tek bir fotonun enerjisinden daha azdır. Yani ışıkların renkleri değişince enerjileri değişiyor canlar. Dolayısıyla soru bize diyor ki kırmızının enerjisi mavi'nin enerjisinden daha azdır. Tamam. Şekilde gösterildiği gibi aynı zaman aralığında KLM el fenerlerinin yaydığı foton sayıları n, iken ve ikendir diyor. KLM el fenerlerinden çıkan ışığın şiddetleri sırasıyla I_k, I_l ve I_m'dir. Bunlar arasındaki büyüklük ilişkisi nedir? Öncelikle Diyelim bunların hepsinin rengi kırmızı olsaydı. Yani hepsi aynı enerjili fotonları yayınlasalardı. Yani ışık biliyorsunuz fotonlarla yayılıyor. Dolayısıyla foton enerji yüklü tanecik gibi düşünülebilir. Şimdi bunların hepsinin rengi kırmızı olsaydı. O zaman ben derdim ki 2 en tane foton saçanların ışık şiddetleri aynı. En tane foton saçanın ışık şiddeti de onlardan daha azdır derdim. Yani şimdi sizin elinizde bir tane kaynak var. Bundan ne kadar fazla foton yayınlanıyorsa o kadar çok ışık çıkar. E dolayısıyla da ışık şiddeti o kadar fazla olur. Yani bunların renkleri aynı olsaydı sadece buradaki foton tanelerine bakarak yorumumu yapabilirdim. Ancak işin içerisine enerji de giriyor. Çünkü biz ışık şiddetini kaynağın birim zamanda yaydığı ışık enerjisiyle orantılı bir büyüklük diye de anlattım sana. Yani yayılan enerjiyle de ilgili ışığın şiddeti yani şöyle düşün. Mesela sen boya püskürtüyorsun duvara. Diyelim bir tanesi kaliteli boya. Yani enerjisi yüksek boya. Bir tanesi de kalitesiz boya. Şimdi kaliteli boyadan da 2 en tane sıktın. 2 fıs yaptın. Diyelim kalitesiz boyadan da 2 fıs yaptın. E baktığında ne olacak? Kaliteli boya çok daha belirgin olacak. Kalitesiz boya daha zayıf görünecek. İşte bu da aynı onun gibi. Yani burada mavi kaliteli boya. Yani nedir? Enerjisi yüksek. Şimdi hem kaliteli boya kullanıyorsun hem de iki tane. Yani iki kere sıkıyorsun. İki kere fıs fıs yapıyorsun. O yüzden oradaki boya daha etkili görünecek. Yani L'nin ışık şiddeti burada hepsinden fazla oluyor. Bunların kaliteleri aynı. İkisi de aynı e, enerjili boyalar ama birinden iki kere fıs yapıyorsun, tıs tıs birinden bir kere. Dolayısıyla iki kere yaptığın daha iyi olur tabii ki. Yani L'den sonra M gelir canlarım. Sonra da ne gelecek? E, M sonra da K gelecek tabii ki. Yani LMK ya baktığım zaman sorunun cevabı A şıkkı oldu. Evet bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Şimdi benim en sevdiğim yere geldik. Nereye geldik? Sizlere ödevlerinizi vereceğim. Bakın canlarım ödevler yapılmadan, sorular çözülmeden bu işi başaramayız. Lütfen şu kağıdı kalemi artık elinize alın ve soruları kendiniz çözmeye çalışın. İlla ki yapamadıklarınız olacak. Bu normal. Ya bu bir öğrenme, bu bir süreç. Yani yaptığın olur, yapamadığın olur. Yapamadığını dinlediğinde yeni bir şey öğrenirsin. Yani bu bir süreç. Böyle boya fıçısı gibi bir anda sokalım, çıkartalım, boyansın. Sokalım, çıkartalım, her şey bitsin. Öyle bir şey yok. Yani bu bir süreç yani. Soru çözeceksin, ders çalışacaksın. Unuttuğun noktaları bir göz geçireceksin. Bu şekilde öğreneceksin. Hani böyle sadece kemo hoca'yı izleyeyim. Ondan sonra da hiçbir şey yapmayayım. Ben gideceğim fiziği fullleyeceğim. Arkadaşlar ben size bunun yolun başında söyledim. Böyle bir şey yok dedim. Sen de bu işin içinde olursan başaracağız dedim. Yani benim söylediğim bu ödevleri lütfen yaban'a atmayın. Çözmeye çalışın. Çözemedikleriniz de olur. Gayet normal. Onları da aç öğren. Tamam? Lütfen. Şimdi kitaptan ödevlerinizi veriyorum sizlere buçuk test ödeviniz var sonrasında ışığın yansımasında birlikte görüşeceğiz Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın.